Arkadaşlar hepiniz kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün benimle bir gün geçir YKS ders çalışma vlog videosu çekiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar ders çalışacağım. Yani başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirsiniz? İkra diyebilirsiniz. Beni tanımayanlar için ben İkra Nazen'im. Şimdi arkadaşlar normalde ben abimin ofisine gidiyorum. Ve orada arkadaşım var. Arkadaşımın kanalını da aşağıya bırakacağım. Oraya da abone olursanız sevinirim. Arkadaşımla beraber ders çalışıyoruz ve çok verimli geçiyor. Orada insanlara soru sorabiliyoruz hemen bir şekilde. Ama bu hafta biraz garip oldu. Garip olduğu için de yani tam böyle ders çalışmaya odaklanamadım gibi bir şey oldu. Yani o verimi alamadım. Ama bugün o verimi almaya çalışacağım. Çünkü arkadaşımla da konuşup arkadaşım beni motive etti. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Şimdi ders çalışmaya başlayacağız ama sadece ders çalışma olmayacak. İşte gün içerisinde ne yapıyorum, ne yiyorum, ne ediyorum. Yani öğle aram nasıl geçiyor onları da göstereceğim. Ve şöyle söyleyeyim size. Ben Pomodoro tekniğiyle çalışıyorum. Yani 60 dakika çalışıyorum, 10 dakika dinleniyorum. Bu 10 dakika dinlenme içerisinde tabii sizlere ne yaptığımı, ne ettiğimi söyleyeceğim. Şimdi güne paragraf çözerek başlayacağım. Çünkü her gün paragraf, problem ve geometri çözülmesi gerekiyor. O yüzden paragraf çözmeye geçelim. Arkadaşlar tekrardan saçlarımı topladım. Test çözerken yaktı beni. Şimdi arkadaşlar ben paragraf çözdüm. Toplamda 80 soru etti. Ama bu 80 soru şöyle. Bir testte 20 soru var. Ve bu 20 sorunun hepsi paragraf, yani çok uzun sorular. Yani kısa soruları da var ama genel olarak sizi düşündürebilecek sorular soruyorlar. O yüzden birazcık uğraştırdı beni. Tabii siz hızlı hızlı izlediniz ama ben yaklaşık 30 dakikadır falan paragraf çözüyorum. Bu arada 80 soru çok değil. Çünkü rakiplerimiz var ve rakiplerimiz günde 120-130 tane paragraf çözüyorlar. Bugün ne yapacağımı kısa bir şekilde zaten araya girdiğim zaman anlatacağım size. Şu an arada değilim. 10 dakikalık arada değilim. Bugün ne yapacağımı söyleyeceğim ama gün sonunda yani akşam yine bir test, bir iki test yine paragraf çözerim. Yani o 80'i 100'e tamamlamaya çalışırım. Bu arada çözüm kaynak gayet iyi. İyi bir kaynak. Sizi düşündürüyor. Önce bir mini hız testleri veriyor. Sonra hız testlerine geçiyor. Şimdi arkadaşlar ben matematik çalışacağım. Matematikte fonksiyonlar konusuna geldim. Biliyorsunuz TYT bitirmeye çalışıyorum. Ve TYT'de fonksiyon konusuna geldim. Problem kısımlarını atladım. Atlamamın sebebi de benim matematik hocam şey demişti. Siz zaten dönem içerisinde sürekli problem çözmek zorundasınız. Problem çalışacak bir konu değil. Benim de şu an hali hazırda bir problem kitabım olduğu için ekstra oradaki problemleri çözmek istemedim. Zaman kaybı yaşamak istemedim. Diğer konulara yoğunlaşmak istedim. O konular bittikten sonra, böyle okul açıldıktan sonra dönem içerisinde problem niyetine, zaten problem kitabım yaz saatinde bitecek. Bir daha problem kitabı almamak için onları problem niyetine çözeceğim. Şimdi fonksiyonlar konusundayım. Fonksiyonlar konusu bu senenin konusuydu ama böyle hatırlıyor muyum? Not çıkarmam lazım. Ufak bir not çıkaracağım. Not çıkardıktan sonra fonksiyonlarla alakalı test çözeceğim ve tekrar size döneceğim. 10 dakikalık arada bugün ne yapacağımı da anlatacağım. O yüzden matematik çalışma. Thank you.
Arkadaşlar tekrardan ben matematik çözdüm. Yaklaşık 1,5 saatimi aldı. Ve siz bunu çok hızlı bir şekilde izliyorsunuz. İşte bu bana bayağı bir şey yapıyor. Bu arada 20 dakika dinlenmeydi. 60 dakika, 10 dakika demişim. 10 dakika nereden aklımda kaldı bilmiyorum. Bugün ne yapacağımı anlatacaktım size. Şimdi arkadaşlar matematik çözdüm. Fonksiyonlar bitti. Fonksiyonlarla alakalı şöyle not çıkarmıştım. Zaten gösterdim notu. Test kitabımdan fonksiyonların bütün konularını çözdüm. Bilemedim sorular oldu. Bilemedim soruları akşam soracağım. bu arada kullandığım yayın ortadan zora doğru gidiyor. Yani aslında kolay soruları da var ama genellikle orta ve zor sorulardan oluşuyor. Soru sayısını tam olarak hesaplamadım ama biraz fazla çözmüş olabilirim. Çünkü fonksiyonlar çok fazla detaylı bir konu ve çok fazla detaylı soru çeşitleri var. O soru çeşitlerini görmek için kitap bütün soru çeşitlerini koymuş. Bugün şöyle bir şey yapacağım. Deneme, yani branş denemeleri yapacağım. Branş denemelerim var. İşte fen, sosyal, Türkçe, matematik. Bunları aslında ben TYT sayacını açıp TYT'deymiş gibi çözüyordum. Ama sonra branş branş çözüp sonra bütün doğru yanlışlarını hesaplayıp netlerini hesaplayıp puanı ve sıralamayı çıkardığımda daha iyi olduğunu gördüm. Ve genel deneme olmadığı için birazcık branş denemesine karşı için zaman harcıyorsunuz. Ve branş denemelerin üstünde kaç dakika olduğu, işte 45 dakika bir Türkçe ayıracaksın, 45 dakika matematik ayıracaksın. Bu şekilde süreler olduğu için böyle daha çabuk bitiyor. Ama yaz saatinin sonlarına doğru genel bir deneme alacağım. Sadece yani kitapçığın içinde Türkçe, sosyal, fen, matematik hepsi bir olacak. TYT'ye girermiş gibi. Deneme yaptıktan sonra deneme analizlerini yapacağım. Analizlerimde çıkan konu yanlış konulara bakacağım. Hangi konuda eksiğim varsa o konuyu çalışacağım. Daha sonra dil bilgisi çözmeyi düşünüyorum. Dil bilgisinde isim yapılı fiillerdeyim. Öyle bir konu vardı. Oradayım. Akşam saat 11-12 civarlarında şey yapmayı düşünüyorum. AYT yani 11. sınıf konularına bakmayı düşünüyorum. Çünkü Ağustos'un 1'i oldu ve Ağustos'un 1'i de AYT konularında başlayacaktım. Ben önceden başlamıştım zaten. Elim neden oraya geldi anlamış değilim. Dediğim gibi yapamadığım soruları işaretledim matematik kitabından. Bir de deneme yapacağım. Deneme kısmını çekemeyeceğim. Çünkü ikide bir videoya bakıp kafamı dağılmasını istemiyorum. Gerçekten bir denemeye girecekmişim gibi düşünüyorum ben o denemelere girerken. Böyle yani yapacaklarım böyle. Bir 11. sınıf konularına da bakacağım. Zaten matematikten, biyolojiden bakmıştım ufak bir şekilde. Öyle devam edeceğim. O zaman ben şimdi denemeye geçeyim. Daha 16 dakikam var. 16 dakika sonra aram bitiyor. İşte denemeleri hazırlarken falan hazırlarkenki süreci göstereceğim size. Öyle. O zaman deneme hazırlamaya geçelim ve ben deneme çözmeye geçeyim. Arkadaşlar tekrardan ben denememi bitirdim. Yani yaklaşık yarım saat oldu denememi bitirelim. Yani 2 yılım var daha. 2 yılda bu tempoya devam etsem güzel olur diye düşünüyorum. Yani hedeflerime yavaş yavaş yaklaşıyorum öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar videoyu burada kapatacağım. Çünkü video çok fazla uzun olacak ve YouTube anlamadığım bir şekilde bana mı karşı böyle yapıyor bilmiyorum ama uzun videoları kabul etmiyor. Yani yüklemiyor. O yüzden videoyu burada kapatacağım. Vlog'un 3. serisini yine aynı şekilde devam edeceğim. Yani bugünün devamı olacak. Siz bu videoyu izlemiş olurken ben yeni videomu çekiyor olacağım.
Sonra akşam 10'a attığımda siz aslı tamamlayacağız o videoyu. Yani videoyu burada kapatacağım. Tekrar açacağım. O da ayrı bir durum. YouTube çok uzun videoları kabul etmediği için ben böyle videoları böyle kısa kısa söylemek zorundayım. Yani kısa kısa yapmak zorundayım. Şimdi videoyu kapatıyorum. Ben yaklaşık 1 saat falan dinleneceğim. 1 saat sonra yine videoyu açacağım. Dil bilgisiyle başlayacağız. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.